Kayseri'de 5 gün önce yamaç paraşütçüsü Hilal Kariper'in uçuş sırasında düşerek hayatını kaybetmesi üzerine yamaç paraşütü pilotları Osman Açık ve Bilal Emre İlhan uçuş sırasında dikkat edilecek konularla alakalı bilgiler verdi. Ben Bilal Emre İlhan, Kayseri'nin Türk Hava Kurumu belgeli pilotlarından, tandem pilotlarından birisiyim. 5 yıla yakındır Kayseri'de uçuyorum. Merhabalar, ismim Osman Açık, 30 yaşındayım. 5 yıldır yamaç paraşütü sporu ile ilgileniyorum. P5 deneyimli pilot seviyesindeyim. Ali Dağı'ndan, Fethiye'den, Samsun'dan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden uçuşlar gerçekleştirdim. Ve eğitimim, deneyimim devam ediyor. Paraşüt yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Paraşüt yaparken öncelikle bu iş ekstrem bir spor olduğu için çok dikkatli olmalıyız ve eğitimi doğru yerden doğru şekilde almalıyız. En önemli şey eğitim. Bu eğitimlerin içerisinde teorik eğitimler var. Meteorolojiyi kapsayan, paraşütün genel yapısını kapsayan, neler yapılıp yapılmaması gerektiğini kapsayan şeyler var. Aynı zamanda bir de pratik eğitimlerimiz var. Bu pratik eğitimleri deniz üzerinde gerçekleştiriyoruz. Olası problemli durumlarda, acil inişlerde su üzerinde olabilmek için, yere şiddetli bir şekilde çarpmamak için, suya iniş yapmak için eğitimlerimizi Fethiye'de, Ölüdeniz'de veyahut Alanya'da gerçekleştiriyoruz. Sonra bir üst seviyeye geçtikten sonra bu eğitimlerin ilerletilmesi için Kayseri'de veya herhangi bir karasal iklimde de uçmaya devam edebiliyoruz. Sizin eklemek istediğiniz neler var? Ben aslında güvenlik açısından biraz bir şeyler daha söyleyeyim. Burada eğitim alan insanlar, pilotlar genellikle hava durumuna ya da karasal iklime bilgisine sahip olan insanlardır. Pilotlardır daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Bu pilotların habercilikte yanlış anlaşılan bir durum var. Yani ters rüzgar denilen bir şey var mesela. Ters rüzgar diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ilk başta. Yani rüzgar şiddeti artmış olabilir. Ama bu pilot bunda konuda deneyimlidir. Yani burada ineceği yere illa iniş alanı olması gerekmiyor. Bizim için ineceğimiz yerler her yer olabilir. Yani düzgünce düz bir zemin olduktan sonra ineceğimiz her yer olabilir. Sadece biraz daha kontrollü bir şekilde. Hatta yani sert bir şekilde inilmemizin bile eğitimini biz alıyoruz eğitim süresinde pratik olarak. Buna pilotlar olarak buna çok dikkat ediyoruz. Onu söyleyeyim. Meteorolojik olarak da başka etkileyeceğim. Yani bir şey yok şu an için. Çok aklıma gelmedi yani. Peki paraşüt yaparken tehlike arz eden durumlar nelerdir? Paraşüt yaparken yani şunu yapmamız gerekiyor ilk başta. Aç olmamamız lazım. Ondan sonra oruçlu olmamamız lazım. Daha önce Kayseri'de de bu durumda böyle bir kazamız yaşanmıştı. Ölümlü bir kaza yaşanmıştı. Şekeri düşmüştü havada. Yani eğer ki kalp problemleri, sağlık problemleri varsa bu sporu yapmamalı. Zaten bu konuda da sağlık yani aile hekimleri ya da spor hekimleri bu konuda sağlık raporu vermiyor spor yapabilir diye. Bunlar gerekli. Dikkat edilmesi lazım. Kalkış ve iniş kurallarına, havadaki trafik kurallarına dikkat edilmesi lazım. Yani hava boş diyebiliriz ama yani yukarıda bir sürü pilot oluyor zamanında. Yani istediğiniz yere gibi uçamıyorsunuz. Yani inişin bile bir sırası var. Onlara dikkat edilmesi lazım. Yani halk tarafında dikkat edilmesi gereken de şeyleri de söyleyelim biz buradayken. Burası bir paraşüt iniş pisti. Ayrıca da bir yaşam alanı. Biz buraya iniş yapıyoruz. Burada iniş yapıldığı sırada yani bu alanın orta kısımlarına doğru oturulmaması gerekiyor. Çünkü biz iniş yapabiliyoruz ama hani ineceğimiz mevkideki bölümü artık iniş yaptığımız sırada belirleyemiyoruz. Çünkü iniş yaptığımız sırada yani dönüşlerimiz yapamayız. Çünkü bu durumda sert bir iniş yapabiliriz. Hani o yüzden burada hani çocuklar olsun, insanlar olsun orta kısımları biraz daha rahat bir boş bırakabilirlerse seviniriz. Sizin eklemek istediğiniz neler var? Ben de yine aynı şekilde yamaç paraşütünü izlemek isteyen herkesi veya yapmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Başımızın üstünde yerleri var. Ancak arkadaşımın da söylediği gibi orta bölümleri boş bırakıp kenarlara otururlarsa daha mutlu oluruz ve daha rahat ederiz. Herkes için, onlar için de bizim için de daha güvenli olur. Ya şöyle söyleyelim, Kayseri'de burada birkaç tane ölümlü kaza oldu. Son bir haftanın içerisinde de bir Hilal diye arkadaşımızı kaybettik. Bu konuda çok üzgünüz. Bundan da ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Evet, aynı şekilde Türkiye'de her yıl on binlerce uçuş yapılıyor. Bu on binlerce uçuş içerisinde yılda bir defa veya iki defa bu tarzda kazalar oluyor.
Bir talihsizlik arkadaşımızın başına geldi. Ailesine ve tüm sevenlerine, tüm şehrimize başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Teşekkür ederim.